24. Etkileşim, yer çekimi etkisi. Örnek. İlerleyen turuncu karenin boşluğa geldiğinde düşmesini sağlayan algoritma. Algoritmayı çalıştıralım. Bir turuncu kare var, ilerliyor. Siyah karelerden oluşan zeminler var ve beyaz karelerden oluşan boşluklar var. Turuncu kare siyah zemin üzerinde hareket ederken aşağıya doğru düşmüyor. Ama siyah zemin bittiğinde algoritma onun aşağı düşmesini sağlıyor. Bu nasıl oluyor? Bunu inceleyelim. Yine daha önceki algoritmalarda olduğu gibi 4 değişken tanımlanmış. Renk, konum ve birim kare hızı. Beşinci bir değişken var. O da boşluk renk, içeriği beyaz. Bir döngü, 1'den 32'ye kadar tekrar eden bir döngü. Bu döngü içinde kareyi ilerleten kodlara bakalım. Kare temizleniyor. Karenin x koordinatındaki yeni konumu hesaplanıyor. Bu yeni konumdaki kare turuncu renk ile boyanıyor ve bir süre bekliyor. Bu turuncu kareyi sağa doğru ilerleten ana algoritma. Onun dışında bir parça daha var. Bu da bir koşullu ifade. Kare ne renk? Kare x, kare y. Bu kare x ve kare y şu anda turuncu karenin bulunduğu konum. Kare y değişkeni artı 1 olarak kullanılmış. Yani kare y'nin içeriği 3 ise burada 4 olmuş oluyor. Kare ne renk? Cevap veren bir fonksiyondu. Bu fonksiyon parantez içinde 2 parametre ile kullanılıyordu. Bu parametreler virgülle ayrılıyordu. Birinci parametre kare x, ikinci parametre olarak da kare y artı 1 demiş. Ama buradaki matematiksel işlem kare y değişkeninin içeriğini değiştirmiyor. Bir eşitlik yok buradaki gibi. Bir eşitlik yok. Sadece burada kullanırken burası eğer 3 ise bu 4 olarak, parametre 4 sayısı olarak fonksiyona gönderiliyor. Y koordinatı neyi ifade ediyordu? Dikey olan konumu ifade ediyordu. Yani turuncu karenin ilk konumu 3 üçgen, turuncu karenin ilk konumu 3 üçgen, y koordinatının bir fazlası turuncu karenin bir altındaki karenin konumunu bize veriyor. Bunu niye kontrol ediyoruz? Burada bir alttaki kare siyahsa bu turuncu karenin aşağıya düşmeyeceği anlamına geliyor. Ama burada hareket ederken bir alttaki kutu beyaz olduğunda bu turuncu karenin aşağıya doğru hareket etmeye başlayacağı anlamına geliyor. Burada da koşullu ifadede eğer turuncu karenin bir altındaki karenin ne renk olduğu bilgisi buraya geliyor. Kare ne renk fonksiyonunun cevabı sayesinde. Eğer eşitse burada da boşluk renk değişkeni kullanılmış yani beyaz. Demek ki turuncu karenin altındaki kare boşluk. Ve o zaman bir birim aşağıya düşmesi için ne yapıyor? Bu sefer sağa doğru harekette kare x değişkenini kullanıyorduk. Kare y değişkeni sabitti çünkü bir çizgide ilerliyordu. Şimdi aşağıya düşmesi için kare y değişkenini bir arttırıyoruz.
Bir arttırdığımız zaman aşağıya doğru hareket ediyor. Bir eksiltseydik yukarıya doğru hareket ettirmiş olurduk. Şimdi şu bilgiyi vermek istiyorum. Yazdığımız kodların bizim tarafımızdan da kolay okunabilmesi önemli. Burada anlaşılması daha kolay bir kod yazmak istiyorsak şu şekilde yapabiliriz. Burada yeni bir değişken tanımlayalım. Alttaki kare renk değişkeni ve koşullu ifadenin içerisinde yapılan işlemi bu değişkenin içerisine aktaralım. Kare n renk kare x ve kare y artı 1. Koşullu ifadeye yeni tanımladığımız bu değişkeni yazalım. Böylece eğer alttaki kare renk eşittir boşluk renkse bu komut çalışacak. Ek açıklamayı okuyalım. Beyaz renk algoritmada boşluk olarak programlanmıştır. Algoritma beyaz rengi boşluk olarak görüyor ve ona göre hareket ediyor. Bunu sağlayan kod hangisi? Koşullu ifade. Super Mario tarzında yandan görünmüş oyunlarda zeminin üzerinde yürüyen karakter benzer bir algoritma ile yer çekiminden etkilenir. Super Mario'da nasıl oluyordu? Turuncu kareyi bir karakter olarak düşünürsek, karakter ilerliyor, zıplayabiliyor ve tekrar zemine düşüyor.